Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha öncesinde kutu açılımını gerçekleştirdiğimiz Samsung Galaxy J7 Prime 2 modelinin uzun kullanımı ile ilgili olumlu ya da olumsuz yönlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere Samsung geçtiğimiz yıllarda J7 Prime modelini piyasaya sürmüştü ve oldukça tutulan bir cihazdı. Bu sene itibariyle de aynı cihazın Prime 2 modelini piyasaya sürdü. Fakat bu cihazla öbür cihaz arasında hani çok böyle bariz bir fark olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama J7 Prime fiyat performans açısından güzel bir üründü ve bu ürünün de devam niteliğinde yine aynı şekilde güzel bir ürün olduğunu genel olarak söyleyebilirim. Öncelikle size ürünün dış görünüşüyle ilgili olumsuz ve olumlu yanlarını aktarmaya çalışacağım. Olumlu yönlerden bahsetmek gerekirse, açıkçası telefonun çok hafif olması hoşuma gitti. Ayrıca gerçekten bir premium hissi uyandırıyor insanda. Ben hani herhangi bir soyulma, kırılma, çizilme vesaire olur mu diye düşünerekten şu aşamada bir koruyucu kılıf ya da bir kırılmaz cam vesaire takmadım ama yaklaşık olarak bir 3-4 günden beri kullanıyorum ve en ufak bir sıkıntıyla karşılaşmadım ki yanlışlıkla cebimde bozuk para unuttuğum bir cebe koymuşum. Öyleyken epey de yürüdüğüm halde herhangi bir problemle karşılaşmadım. Zaten Samsung son zamanlarda gayet çizgisi düzgün, birbiriyle orantılı ürünler çıkartmaya başladı. Yani son özellikle bir 3-4 yıldan beri bu hoşuma gidiyor. Yani amiral gemisi telefonları kadar belki malzeme kalitesi iyi olmasa bile fiyat performans ürünü olarak değerlendirildiğinde de ürün tatmin eder durumda. Kasası ile ilgili yalnız sevmediğim, hoşuma gitmeyen bir iki kısım var. O da özellikle şu dokunma sırasında, daha doğrusu şu tuşlarda çok fazla çıt çıt sesleri geliyor. Bu beni çok rahatsız etti. Hemen hemen bütün cihazlarda bu var aslında ama belki buna bir çözüm yapılabilir diye düşünüyorum. Onun dışında halen daha mikro USB girişinin olması beni rahatsız eden bir diğer husustu. Hani bir Type-C girişinin olmuş olsaydı çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Bunun dışında burada da zaten muhtemelen belli oluyordur diye tahmin ediyorum. Bir parmak izi leke bırakma durumu söz konusu. Tabii bunu herhangi bir şekilde bir ıslak mendille sonrasında hemen kurulayarak sildiğinizde tamam bu ortadan kalkıyor ama yine de bu parmak izi durumu pek hoş olmuyor. Bu yüzden hani sırf belki bu yüzden bile bir arkasına illaki bir şey kaplanabilir, bir kılıf alınabilir. Onun dışında sevmediğim bir yan burada ürünle ilgili IMEI numarası ve çeşitli bilgiler veriliyor. Bu da açıkçası bu cihazda benim hoşuma gitmeyen yanlardan biri. Netice itibariyle ürünün içerisinde de bu bilgiler yer alıyordu ve bence bu üründe buna gerek yoktu diye düşünüyorum. Bunların dışında parmak izine geçmeden öncesinde kasayla ilgili diye olur diye düşündüğüm için bunu da belirtmek istiyorum. Mesela buradaki geri ve açılan pencereleri kapatmak için kullandığımız tuşlar hani dokunmatik. Burada sanki renkliymiş gibi görülüyor. Ancak bunların arkasında bir aydınlatma olsaydı yine güzel olurdu diye düşünüyorum. Ekran gövde oranına bakacak olursak hani belki biraz daha ekranı biraz daha hani buralardan çekilebilirdi diye düşünüyorum ama hani tabii fiyat performans telefonu olarak düşündüğümüzde yine de ölçüleri birbiriyle doğru orantılı. Parmak izi okuyucusunu gerçekten sevdim. Çok hızlı kavradığını söyleyebilirim. Mesela masa üstünde çalışırken de aynı şekilde direkt açması hoşuma gitti. Ele aldığımızda da yine
açması hoşuma gitti ki sağlamlığı da hoşuma gitti. Arka tarafının bir metalimsi bir yüzeyi olması, elde kolay tutulması ve herhangi bir alana çok rahat bir şekilde parmağınızla idare edebilmeniz de benim hoşuma giden diğer konular arasında. Kamera konusundan bahsetmem gerekirse kamera konusu gerçekten benim hoşuma gitti. Özellikle dış çekimlerde gayet güzel fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ve ayrıca kamera içerisinde işte çeşitli çekim modlarının da olmuş olması gayet güzel. Burada işte ISO değerlerini, ışık değerlerini vesaireyi kontrol edebiliyorsunuz. Çeşitli modlar var. Bu modları biraz kurcalamanız gerekiyor tabii. Panorama çekimleri vesaireler. Yine Samsung'un kendi mağazasından da konuyla ilgili olarak çeşitli uygulamalar indirebiliyorsunuz. Hani bu da güzel. Yazılımsal olarak değerlendirecek olursak Android'in son sürümü şu an üstünde yüklü. Çift SIM kartlı olduğu için iki tane WhatsApp uygulamasını kullanabiliyor olmak da benim yine sevdiğim özelliklerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Bunların dışında ben çoğunlukla mail alışverişi yapan birisi olduğum için hani çok oyun oynadığımı söyleyemem açıkçası telefonda ama güncel oyunlardan birisi olan PUBG'yi yükledim. Grafik olarak olsun, oyunun gidişatı olarak olsun düşük modlarda oynattı. Fakat oynadığım süre boyunca en ufak bir ısınmayla ya da çok beni rahatsız edecek bariz bir takılmayla karşılaşmadım. Bu bağlamda hani iyi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca benim elimdeki cihaz J7 Prime 2'nin 32 GB'lık ve çift SIM kartlı modeli. Ben ithalatçı garantili olarak almıştım. Bu cihazın aynı zamanda 64 GB'lık modeli de varmış. Fakat ben hani onu almadım. 32 GB da işimi görüyor çünkü iki SIM kartı da aktif kullanmanın yanı sıra bir micro SD kartıyla çok rahat bir şekilde işte videolarınızı, çeşitli müziklerinizi vesaire yükleme imkanına sahip oluyorsunuz. Hani bu da yine bu cihazda sevdiğim nedenlerden birisi. Şimdi oyun başlamadan önce biraz şöyle dolaşalım. Hani oyunda dediğim gibi çok oyun yükleme aşamasında yani bu ekranda biraz kasma evet yapıyor ama uçakla atlayıp da oyuna başladığınızda hani böyle çok rahatsız eden bir kasmayla açıkçası karşılaşmadım. Tabii biraz ben de bu oyunun yabancısı olduğum için onun da etkisi var. Çünkü PUBG oyununu nedense güzel oyun aslında ama nedense ben bir türlü vakit bulup da oynayamadım. Bunların dışında ben çok mail trafiği olan birisiyim. Çok fazla WhatsApp'la konuşan birisiyim. Telefon görüşmelerini çok yapan birisiyim. Ve tüm bunları yaparken bile en ufak bir sıkıntıyla karşılaştığımı söyleyemem. Gayet akıcı bir şekilde, beni tatmin edecek bir şekilde ürünü kullandığımı söyleyebilirim. Batarya olarak bütün ürünlerde olduğu gibi maksimum bir gün olarak gidiyor. Hani çok böyle yüksek bir batarya seviyesi yok ama hani gün içerisinde size kötü sürprizlerle karşılaştırmıyor. En azından yanınızda bir şarj cihazı ya da bir powerbank taşımak zorunda kalmadan rahat bir şekilde gününüzü idame ettirmenizi sağlıyor. Tamam, neyse indik. Şimdi buradan koşturmaya başlayalım bakalım ne varmış ne yokmuş. Söylediğim gibi oyun hani böyle bariz bir şekilde kasıp insanı rahatsız etmiyor. Aynı zamanda sesini de biraz açayım.
Sesleri de gayet iyi, akıcı olduğunu söyleyebilirim. Hadi birisi beni öldürsün. O beni bulup da elindeki silahla beni öldüremedi ya, helal olsun. Artık ben mi çok becerikliyim ya da beni vurmaya çalışan arkadaş mı çok becerikli, bilemedim. Her neyse, oyun kısaca bu şekilde tanıtmış olayım. Bir de sizlere IPTV'yi göstereyim kısaca. Açıkçası ben bu ürünü, hani bu IPTV'yi seviyorum. Çünkü gayet güzel içerisinde uygulamalar var. Güzel yerli ve yabancı film kanalları olsun, haber kanalları olsun vesaireler var. Ancak şu an şimdi geldi. İşte ulusal kanal var. Bir tane belgesel kanalı açalım mesela. Yerli kanalların da olması güzel, yabancı kanalların da olması güzel. Bu internet bağlantısıyla alakalı. Bazen bazı kanallarda bunları yapabiliyor ama sonrasında düzeliyor. Hani bu biraz da IPTV ile alakalı. Görüntü kalitesi olsun, ses kalitesi olsun, tatmin edici bir seviyede. Genel olarak ürün, ikinci bir, yani her iki sim kartı da kullanmak isteyen, tek bir cihaz fiyatına iki cihaza sahip olmak isteyen, bir günlük batarya seviyesi yeterli olan, kamera görüntüleri özellikle çok fazla iç çekimde, hani içte, evin içerisinde ya da benzeri yerlerde, kapalı karanlık ortamlarda çok fazla çekim yapmayan insanlar için uygun olduğunu söyleyebilirim. Tüm bunların dışında fiyat performans ürünü olduğu için hani bu cihaza verilebilecek bir puan bence, hani performansı olarak, malzeme kalitesi olarak, kullanılabilirliği olarak, insana yetebiliyor olarak 10 üzerinden 8 diyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik videomun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.